Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Samsung cihazlarda One UI'da pil tasarrufla ilgili yapılması gerekenlerden bahsedeceğim. Öncelikle benim telefonum Samsung M31. M31 üzerinden gideceğiz. Burada arama bölümüne pil yazıyoruz. Ben daha önce yazdığım için burada bende çıktı. Pile bastık. Burada pil bilgileri, pil yüzdesi, pil kapasitesi gibi bilgiler çıktı. Biz tekrardan pile basıyoruz ve burada çeşitli şeyler karşımıza geldi. Burada güç modunu optimize şeklinde seçeceğiz arkadaşlar. Orta düzey, maksimum falan seçmeyeceğiz. Adaptif güç tasarrufunu da yine açacağız. Optimize ve adaptif güç tasarrufunu açıyoruz. Ama ben daha çok şundan bahsetmek istiyorum. Uygulamaların güç yönetimi kısmına gelmek istiyorum. Burada da adaptif pili açıyoruz arkadaşlar. Kullanılmayan uygulamaları uyku moduna al. Dikini de açıyoruz. Uyku modundaki uygulamalar, derin uykudaki uygulamalar ve uyku moduna alınmayacak uygulamalar görüyoruz burada. Burada uyku moduna bazı uygulamaları biz alabiliriz ki ben bir sürü uygulamayı uyku moduna aldım. Yani ekran kapalıyken bildirim göstermesi gerekmeyen uygulamaları uyku moduna aldım. Bunlar ekranınızı açtığınızda bildirim gönderiyor. Yani bildirimleri arka planda tutuyor, engelliyor. Ekran açıldığı andan itibaren uyku modundaki uygulamalar bildirimleri size göstermeye başlıyor. Eğer sürekli çalışmasını istediğiniz arka planda ekran kapalı olsa bile çalışmasını istediğiniz uygulamalar varsa uyku moduna almayacaksınız. Mesela ne olabilir bu uygulama? İşte saatten bildirimlerinizi görmek istiyorsunuzdur. Akıllı saatten. Akıllı saatin uygulamasını koymayabilirsiniz isterseniz. Veya işte anlık bildirimler almak istiyorsunuzdur. Onu koymayabilirsiniz. Bakın ben buradaki bütün uygulamaları uyku moduna almışım. Almadığım uygulamaları göstereceğim şimdi size. Uygulama ekle bölümünden. AZ Screen Recorder'ı almadım. Mesela şu an ekran kaydı yaptığımda yanlışlıkla ekranı kaparsam benim ekran kaydım durmasın diye. Maç golü falan almadım işte maç bildirimleri anlık olarak gelsin diye. Meteoroloji bildirimlerini ve işte Safe in Cloud yani bu şifre yöneticisini hemen bir yere şifre girdiğimde ekranda şak diye açılsın diye almadım. Simple HTTP server bunu yeni yükledim. Bununla ilgili herhangi bir işlem yapmadım. Yani anlık olarak bildirim almak istediğim uygulamaları ve ekran kapalıyken bile çalışmasını istediğim uygulamaları buradan almadım. Mesela YouTube'dan bildirim almak istiyorum. Zap akıllı saatimin uygulaması. Amazfit bir saat kullanıyorum. Amazfit saatin uygulamasını gördüğünüz gibi burada almamışım. Yine yapılacaklar hatırlatıcı listesi uygulamamı almamışım. Arkadaşlar bu şekilde bir geri gelelim sizinle birlikte. Geri geldiğimizde bir de burada derin uykuya alınmış uygulamalar var. Derin uykuya alınmış uygulamalar ise hiçbir şekilde bildirim göndermesin. Sadece ben o uygulamayı açtığım zaman bana bildirim göndersin şeklinde seçtiğim uygulamaları ben derin uyku moduna almışım. Mesela bu Akakçe'yi yanlışlıkla derin uyku moduna almışım. Mesela Akakçe'den seçtiğim ürünler indirime girdiğinde ben aslında bildirim almak istiyorum ama bunu yanlışlıkla yapmışım. Onu birazdan mesela şöyle yapıp buradan etkinleştire basıp biz Akakçe'yi bu listeden veya şu şekilde de seçip kaldır dediğimizde bu uyku modu derin uyku modundan kaldırdık. Yani ben AliExpress'ten, Analytics'ten işte AR kamera, AR imajı ve bu tarz uygulamalardan işte Billionaire'den falan hiçbir şekilde bildirim almak istemiyorum. Bu uygulamalar sürekli derin uyku modunda. Yani ben açmadıkça bunlar arka planda çalışmayacak. Şöyle bir aşağılara doğru inelim. Başka hangi uygulamalar varmış? İşte erikli su, Fink. Bu Fink uygulamasını da daha önce çekmiştim. Wi-Fi ağımızdaki bağlı cihazları gösteren bir uygulama. Bunlar sadece ben açtığımda çalışacak. Onun dışında herhangi bir şekilde ekran açıkken de, ekran kapalıyken de arka planda çalışmayacak uygulamalar. Bir de arkadaşlar burada uyku moduna alınmayacak uygulamalar var. Ben bunu niye yaptım veya biz bu uyku moduna alınmayacak uygulamaları niye yaparız Samsung cihazlarda?
Bakın demin Akakçe'yi kaldırdık. Akakçe uyku moduna alınmayacak uygulamalara geldi. Şimdi bu Akakçe sürekli bildirim göndersin. Fiyat seçtiğim ürünlerin fiyatları düştüğünde bana bildirim göndersin. Ses kaydedici de ben ses kaydederken genelde boya mikrofonumu telefona bağlayıp telefonda ses kaydı alıyorum. Videolarda bazı videolarda diyeyim. O yüzden ekran kapandığında ses kaydedici uygulaması kapanmasın, uykuya girmesin diye uyku moduna alınmayacak uygulamalara eklemişim. Bir de bu da Wireless Scenic isimli daha önce yine nasıl kullanacağını video olarak çektiğim uygulamada NAS cihazıma veya ağdaki depolama cihazıma fotoğraflarımı otomatik yedekleyen bir uygulama. Bu da ekran kapalıyken bile arka planda çalışsın, yedekleme işlemlerini yapsın diye uyku moduna almamışım. Uyku moduna alınmayacak uygulamalar listesine eklemişim. Bu şekilde batarya tasarrufumuzu bir nebze olsun arttırabiliriz. Dediğim gibi adaptif pili seçeceğiz. Kullanılmayan uygulamaları uyutup seçeceğiz. Uygulamalar bakın kullanılmayan uygulamalarda uygulamalar bir süredir kullanılmadıkça uyku moduna geçirilir. Bu bir süreyi tabii bize ve ayrıntılı olarak çok da belirtmemiş. Buradan basıp açıp kapatabiliyoruz sadece. Ayrıntısına bakamıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar Samsung One UI kullanan cihazlarda pil tasarrufu ile ilgili yapılması gereken işlemler bu. Ben de çok fazla uygulamaya yer aldığı için ben bu şekilde bazılarını derin uykuya, bazılarını uyku moduna, bazılarını da hiç uyku moduna alınmayacak uygulamalara ekledim. Size de tavsiyem eğer Samsung bir cihaz kullanıyorsanız bu şekilde bu uyku moduna alınacak, derin uykuya alınacak ve uyku moduna alınmayacak uygulamaları tek tek seçmeniz ve uygun olan yerlere eklemeniz olacak. Buna rağmen tabii benim M31'in şarjı en fazla 1,5 gün gidiyor. Bu da Exynos işlemcisinden kaynaklanan bir durum. Exynos işlemcili bir cihaz almamakta fayda var diye tekrardan tüm videolarımda olduğu gibi bunda da belirtmek zorunda hissediyorum kendimi. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın lütfen. Bay bay. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.